Selamünaleyküm. Geceniz hayır olsun inşallah. Haydi bakalım. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Efendim, bir sufi adayının yürüdüğü yol boyunca nefsine uyduğu bazı noktalar vardır. Mesela öyle hatalar hani veya öyle günahlar oluyor ki hani nefsine uyduğu zamanlar, bir yerden sonra o uyduğu nokta alışıla geliyor. Yani kendini kötü hissetmemeye başlıyor o günah üzerinde. Nefsine uyduğunu biliyor ama o hatanın sürekliliğinden dolayı, kendine hakim olamadığından dolayı, bu bir yerden sonra hani günah değilmiş gibi, yanlış değilmiş gibi alışıla geliyor. Bu halden kurtulmanın yolu nedir? Bunu öğrenmek istedim. Bu tarih boyunca hep inananların en büyük handikaplarından birisi olmuş. Yani insanlar bir müddet sonra eğer işlemiş olduğu günahlarla beraber hem hal olunca aynileşiyor, hayatı aynileştiriyor. Öyle olunca bir müddet sonra artık o bunun daha tehlikeli bir boyuta geçiyor. Onu günah görmemeye başlıyor ki bu küfür. Yani günah görmüş olsa, yani dese ki ben bu günahı işliyorum, Allah beni affetsin, ama günahı da işlemeye devam etse yine o kimse günahkar ama küfür ehli değil. Ama bir müddet sonra daha tehlikeli bir noktaya geçiyor. İşlemiş olduğu günahı günah görmemeye başlıyor. Mesela biz şimdi toplum arasında insanlar dedikodu yapıyorlar. Ya bu dedikodu, bu gıybet etme diyorsunuz. Bu gıybet değil diyor. Ya birisinin hoşuna gitmeyecek bir şey doğru da olsa arkasından konuşulması gıybet. Gıybetin dini tarifi bu. Hoşun doğru söylenilen ama onun hoşuna gitmiyor bu. Sizin kusurlarınızın arkanızdan konuşulması hoşunuza gider mi? Gitmez. Yapmış olduğunuz hataların, yapmış olduğunuz yanlışlıkların arkadan konuşulması hoşunuza gider mi? Gitmez. Bu bir gıybet. Ama bunu bir müddet sonra biz gıybet olmaktan çıkarıyoruz. Diyoruz ki bu gıybet değil ki. Ben gıybet yapmadım veyahut da. Bu iş küfür noktasına gidiyor. Tabii bunu buraya gelmezden önce sufiler kendilerine peygamberi bir metot ile kendilerine ölçü almışlar. Bu ölçü her gün tevbe etmek. Sürekli tevbe. Evet, her gün tevbe etmek. Ders, bütün sufi yolcularının günlük tövbeleri vardır. Çünkü hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir rivayette 70 kez, bir rivayette 100 kez ben Allah'a tövbe ederim der. Bu hadis-i şerifi kendisine ölçü alan sufiler kendilerince kendi dairesinde her gün tövbe etmeye gayret göstermişler. Bu bir. İkincisi, bu umuma ait bir şey. Herkes tövbe etmeli, herkes bu konuda titiz davranmalı. Ama sufi mantalite açısından, fikri açıdan zaten nefsiyle mücadele etmek için sufi yoluna girmiş. Öyle olunca sufinin bir günaha devamiyeti düşünülemez. Yani işte bir günaha devam ediyorsa sufi ve bunu göz göre göre bile bile yapıyorsa, bunun bu noktada kendini terbiye etme yoluna girmiyorsa, bu onun için büyük bir handikap. Bundan kurtuluş, oradan sıçraması lazım o kimsenin. Yani burada o meseleyi kendisinde disiplin etmesi lazım. Bu böyle sufilerde bir rahatsızlık da şu var. Bu genel Müslümanların hastalığı ama bu sufilerde görülünce böyle tuhaf duruyor. Yani küçük şeylerle çok uğraşıp büyük şeylerle hiç ilgilenmemek. Yani küçük şeylerle çok uğraşmak. Görüyorsun, abdest alıyor, harika parmaklarının arasını hilalliyor, sünnet. Sakalını yollarcasına yıkıyor, sünnet.
Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani dikkat edilmesi gereken şeyler mi? Evet. Ama bir günahı işlerken hiç bu kadar dikkatli değil. Ama bir yerden sonra öyle bir hal oluyor ki mesela şöyle oluyor. Hani dersini çekiyor veya zikrini çekiyor, tövbesini çekiyor. Öyle bir hale geliyor ki en sonunda diyor ki ya diyor hem bunu bile bile yapıyorsun diyor. Hani içinden öyle bir ses geliyor. Ama bu nefsin oyunu. Normalde nefis bize nefis enteresan bir olgudur insan üzerinde. Her an insanı haramla doyurmak ister. Yanlışla, eksikle, eğriyle doyurmak ister. Nefsin tarlası orasıdır çünkü. Akabinde de sürekli yanlışlar geliyor böyle. Tabii, bir kere yapıyorsun. Nefsin tarlası orasıdır. Nefis o otla, onun otla haram, yanlış, eksik, noksan şeylerden otlanır. Onun yiyecek olduğu, kendisini semirteceği şeyler, kilo alacağı şeyler bu alandır. Nereye giderse gitsin, o ne yaparsa yapsın, ne yaparsak yapalım, her alanda bizim için semireceği bir yer bulur. Namaz kılacağımız zaman senin kılacağın gibi namaz hiç kimsede yok dedirtir. Veyahut da zikrullah yapacağımızda şöyle bir otur, şöyle bir zikrullah yap, alem zakir görsün. Veya işte bak filancaya şimdi git yardım et. Yardım ederken de göster herkese, örnek olsun. Nefis iyilik yaparken de, yanlış yaparken de otlanacak yer arar bize. Yani o kimse bir hayır hasenat işleyecek ya, onun o hayır hasenat işlerken nefis illaki onu oradan alt etmek ister. Mutlaka ona kanca takıp, mutlaka onu orada yenmek ister. O yüzden orayı tekrar kendisine bir yaşama alanı, kendisine bir otlanma alanı olarak ortaya koyar ve bunu ısrar eder bu konuda. Burada ey Davut uyanık ol hitabınca veya mümin kendisine gelecek olan zararlara karşı uyanıktır. Mümin kendisine gelecek olan zararlara karşı önlem alır. Hadis-i şerifleri mucibince biz kendi kendimizi haramlardan uzak tutmaya gayret edeceğiz. Bunu normalde başarabiliyorsak nefisle mücadelede çok büyük bir yol almışız demektir. Yani biz günah-ı kebairleri kendimizde durdurduğumuz an nefisle mücadelede büyük bir yol almış olabiliriz. Sufinin bunu hani kendince yapabilmesi, başarabilmesi mümkün mü? Ya da bunu kendisi başaracak. Bir kısım sufiler var. İşte bu meseleyi işte Allah isterse onu da başaracağız. Himmet gelirse onu da başarırız. Veyahut da işte yani onun bir cüz-i iradesi yok, bir gayreti yok. Ona gökten bir tane bulutların içerisinden bir el gelecek. Onu alacak bir tarafa fırlatacak böyle. Öyle bitecek onun işi. Bu algı doğru bir algı değil. Onu biz başaracağız. Onu biz kendi kendimize ne yapacağız? Disiplin edeceğiz kendi kendimize. Buraya biz kendi kendimize geldik şimdi. Gökten bir tane el bizim kulağımızdan tutup buraya fırlatmadı bizi. Bir yandan da mesela tövbe kapısında dururken bu sefer de hani kendi kendine diyorsun yine tavuk tövbesi yaptın diyorsun. Hani kendini analiz ediyorsun. İşin işinden çıkılmaz hale gelebiliyor. Nefis öyle söylediğinde ona hemen bir hadis-i kutsi ile cevap vermek gerekir. Kul günah işler. Günah işledikten sonra tövbe eder. Allah der ki kulum kendisini affedecek olan Allah'ını hatırladı. Affettim. Kul tekrar günah işler, yine tövbe eder. Allah der ki, kulum kendisini affedecek olan Allah'ını hatırladı. Affettim. Kul yine günah işler. Bu size tuhaf geliyor şimdi. Kul yine günah işler, yine tövbe eder. Allah der ki,
kulum kendisini affedecek olan Allah'ı hatırladı. Affettim. Bizde şöyle bir algı var. Ya böyle olmaz ya. Allah ona ceza vermesi lazım. Ya elle mi? Allah affını gösteriyor. Merhametini, şefkatini gösteriyor. Hazreti Mevlana da hani bu söz onun değil ama İranlı bir şaire ait ama Hazreti Mevlana'ya atfedilir ya, bin sefer tövbe şişesini kırsan da yine geldi. Bu hadisi kutsinin şerhi. Bir kimse ne kadar günah işlerse işlesin, geri dönüp de ya Rabbi beni affeyle diyorsa Cenab-ı Hak onu affeder. İnşallah. Günah işleyenlerin en iyisi, en hayırlısı tövbe edendir. Hadis-i şerif. Efendim, mesela sohbetten çıktıktan sonra kendimce kararlar alıyorum. Hani bir daha bunu yapmayacağıma dair. Ama bu en fazla 2-3 gün sürüyor bende. Hani bunun iradeyi kendimde çok oturtturamıyorum. 3 gün sonra tekrar sohbete oturacaksın. Bu sonra bir hafta devam edecek, götürebilecek inşallah. Bir hafta olduğunu sonra haftada bir sohbete oturacaksın. Ardından bu böyle 10 gün kendini başladın mı disipline etmeye, ardından 20 güne çıkacak. Öyle öyle terbiye olacak insan nefsi. Ya mesela hani okul içinde olsun, dışında arkadaşlarla iken hani bu hareketimi efendim görse veya hani sohbette falan böyle bir şey yapmadığım aklıma gelince hemen kendimi toplamaya çalışıyorum. Ama hani o sadece bir anlık geliyor, bazen geliyor. Bazen de o kadar çok hani arkadaşlara kapılıyorum ki. Böyle disipline olacak insan. Bu normalde, bu normal bir şey. Yani 3 gün, 4 gün devam etmesi, bu büyük insanlarda da aynı. Yani sende de olması gayet normal yaş itibariyle. Yaşam standardı itibariyle. Büyük insanlarda da aynı bu. Bu bir müddet sonra. Sahabede de dahi bu tam anlamıyla oturmamış. Hani meşhur ya, Hanzala gider Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleriyle karşılaşır. Der ki Hanzala münafık oldu. Ne oldu? İşte der ki ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sohbetinden dışarı çıkınca dünya beni ele alıyor. Ben o halimi muhafaza edemiyorum. Hazreti Ebubekir Efendimiz der ki aynı şey bende de oluyor. Hadi yürü beraber Hazreti Peygamber'e beraber soralım derler, giderler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ki siz buradaki halinizi, ahvalinizi dışarıda da korusanız meleklerin size selama durduğunu görürdünüz. Şimdi o hal insanoğlu için bir handikap, hepimiz için. Hepimiz için bakın bu. Ama bu normalde bu meseleyi nefse paye verip ümitsizlikler dergahına atmayacak bizi. Biz onun neden kaynaklandığını bileceğiz, tövbe edeceğiz hızla. Bir zikrullah halakasına oturacağız, bir sohbete oturacağız. Kendimizi tazeleyeceğiz, yenileceğiz yine. Yani bir kısım ehli tasavvuf mesela bir kim insanların zikir halakalarını, sohbetlerini ayrıştırır. Bu bizim zikirden değil, bu bizim sohbetten değil, bu bizim tarikattan değil diye. Oysa bir kimse zikrullah halakası bulamadıysa bir yerde en yakın zikrullah halakasına gidip oturup orada Allah'ı zikretmesi gerekir. Çünkü o kimsenin manevi gıdası zikrullah'tır. İnşallah. Annene söyleyeceksin hemen bir halakayı zikir kurduracak 2-3 günde bir. Ya da evde halakayı kuracaksınız hemen. Hocam hoş geldiniz. Aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkürler. Şimdi benim kafama takılan bir soru var. Dinimizde mezarın yeri, mezar taşının yeri nedir? Peygamberimizin zamanında mezar taşları, mezarlar nasıl olmuştur? Bu hususta bir bilgi var mıdır? Mezar? Taşları, mezarlık. Şu anda Suudi Arabistan'da mezar belli değilmiş. Örtüp geçip gidiyorlarmış toprağa. Kimleri de belli değil. Peygamberimiz zamanından
nasıl usul ittihaz edildi. Osmanlı döneminde mesela bir mezar taşı kültür zenginliği var ki kabristana girdiğin zaman bu doğum yaparken ölmüş bayan diyebiliyor mezar taşlarına göre. Hemen şey yapılabiliyor. İslam'da bunun yeri nedir? Peygamberimiz zamanında nasıl şey olmuştur? Teşekkürler. Medine dönemine kadar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kabristan ziyaretini yasaklamış. Çünkü Mekke müşrikti. Oradaki mezarlıkların hepsi de müşrik mezarlığıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine'ye kadar mezarlıkların ziyaret edilmesini yasakladı. Çünkü mezarlığa gidecek olanlar müşrik anne babalarını ziyaret edecekler veya müşrik atalarını ziyaret edecekler. Medine'ye hicret edildiğinde ilk büyük savaş Uhud. İlk büyük savaşta Uhud'da hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin amcası hem de genç sahabe neydi adı? Musab bin Umeyr. Tabi işin bir veçesi var. Musab bin Umeyr Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden önce Medine'ye hicret edip İslam'ı ilk orada oturtturan, yerleştiren, Müslümanlara ilk tebliğ eden ender sahabelerden birisi. Bunlar şehit olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Uhud'dan sonra, savaştan sonra bazen perşembe günleri, bazen pazartesi günleri ama mutat günü perşembe günü. Her perşembe Uhud şehitliğini ziyaret etmeye başlıyor. Tabii şimdi Uhud şehitliği Medine-i Münevvere'nin içinde. O zamanlar Medine-i Münevvere uzak Uhud şehitliği. Her gün, her perşembe Medine-i Münevvere'den kalkıp Uhud'a ziyarete gidip geliyor. Bazı günler cumadan sonra gidiyor. Şimdi o yüzden mesela kabir ziyaretleri perşembe öğlenden sonra, cumadan sonra diye sünnet olarak kalmış. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vefat eden kimsenin işaretini onun üzerine koyuyor. Bu İslam'ın geleneği. Türklerde de bir gelenek var Orta Asya'dan itibaren. Türkler mezar taşlarına yazarlar öleni biteni. Yaklaşık bizim o İzmir'deki Orhan Hoca 9000 yıllık yazıt tespit etti. Gittiğinde o Orta Asya'ya ziyarete 9000 yıllık. Tabi Türkler eski geleneklerinde o normalde ölen kimsenin yanına sevdiği eşyaları da koyuyorlar. Türklerin eski inancında ölüme inanmak yok. Yani öte dünya var. Öte dünyada hayat devam edecek. Onun sevdiği eşyaları da mezarın içerisine koyuyorlar. Onlar öte dünyada dirildiklerinde sevdikleri eşyalar yanlarında olacak. Yüzüğüydü, kılıcıydı, okuydu, kalkanıydı veya çok sevdiği bir takısıydı. Bunun gibi eşyaları Türkler mezarlıkların içerisinde, kabirlerin içerisine koyuyorlar. Ve ölen kimsenin nereden, kim olduğu yazılı. İslam'la tanışınca, İslam buna karşı değil, Türkler bu geleneklerini devam ettiriyorlar. Ama bu gelenek sadece Müslümanlara ve sadece Türklere ait değil. Din gelmiş. Yani ilahi dinle tanışmış olan bütün toplumlar bu inanç üzerinde. Ancak Hindular kendi ölülerini yakıp küllerini Ganj Nehri'ne attıklarından onlarda mezar şeyi yok, kültürü yok. Onlar çünkü ölülerini yakıyorlar. Yaktıktan sonra külünü, toplanan külünü
Ganj Nehri'ne atıyorlar. Ve onlar böylece Ganj Nehri'ne attıktan sonra Ganj Nehri tanrısal bir nehir. O kimse tekrar geriye dönüyor. Onlar reenkarnasyona inanıyorlar çünkü. O konumuna, durumuna göre tekrar geri dönecek inanışlarına göre. Türkler bu kabir ve mezar kültürlerini İslam olduktan sonra da İslami ölçütlere uygun bir şekilde devam ettiriyorlar. Şimdi bir kimsenin kabristandaki ölen kimsenin mezarını ziyaret etmesi aidiyet kesbediyor. Bir, ben bu adamın oğluyum, ben bu kadının çocuğuyum. Benim annem burada, babam burada, aidiyet kesbediyor. Ve aynı zamanda kabristana, toprağa aidiyet kesbediyor. Ben de bir gün buraya gireceğim. İki, bir ölen kimse X yere gömüldü. X yere gömülünce, örneğin o yaşadığı şehirden farklı bir yerde gömüldü. O kimse o şehre karşı aidiyet kesbediyor. Mesela Hazreti Eyyub el-Ensari Hazretleri diyor ki, ben öldüğümde beni diyor ta surların en dibine nereye kadar götürebiliyorsanız oraya götürün, oraya gömün. Niçin? Müslümanlar kendilerince aidiyet kesbedecekler. Orada bir şehidimiz var. Orada bir yatırımız var bizim. Orada bir insanımız var. O bizden, o bizim. Bunu daha iyi Bosna'da anladım. Bosna'ya gittiğimizde Bosna'da işte orada şehit olmuş olan daha önceki Osmanlı zamanından kalan işte sadrazamlar, Osmanlı'dan kalan şehzadeler, Osmanlı'dan kalan büyük paşalar şehit olmuşlar orada. Değişik Fatih'in savaşında şehit olanlar var. Travnik'te mesela, orası Travnik'te şehitlik var. Fatih zamanından kalan şehitler var. Ve kendi kendimize diyoruz ki aidiyet kesbediyoruz. Atalarımız buraya kadar gelmişler. Bu topraklara kadar gelmişler. Bu topraklara Kur'an'ı, sünneti, İslam'ı, doğruluğu, iyiliği, güzelliği götürmüşler. Aidiyet kesbediyoruz ve diyoruz ki bu topraklar bizim topraklarımız, bizim kokumuz var, bizim şehidimiz var. Gidiyoruz biz mesela işte nerede? Sarı Saltuk'un tekkesine gidiyoruz. Ve diyoruz ki bu tekke bizim. Bakın aidiyet kesbediyoruz. Orada onun kabristanı var. Aidiyet kesbediyoruz. O yüzden bu bir kimsenin tarihiyle barışması, geçmişiyle barışması, tarihini önemsemesi açısından önemli. Ama bu Osmanlı'dan sonra Suudi Arabistan'daki Suudi yönetiminin dini terminolojisi Vahhabi, Selefi üzerine kurulduğundan onlar da ne kadar mezar taşı, ne kadar türbe, ne kadar önceden İslamca, inananlarca kıymetli olan, önemli olan ne varsa hepsini de yıkıp yakıyorlar, yok ediyorlar. Böyle giderse onlar zaten belki hani şimdi korkarlar, yapamazlar artık da hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kabrini bile yıkabilirler. Bir tek yıkmadıkları kabir o kaldı zaten. Bunu da yıkabilirler. Bunu da böyle cesaret edebilirler. Mesela şimdi ben çok belki de yaşlı değilim ama 92'de ben hacca gitmiştim, ilk hacca gittiğimde. 92'de hacca gittiğimde Medine-i Münevvere'nin karşısında Cennetül Baki mezarlığında bir kısım Ehl-i Beyt mezarları belliydi. Ondan sonra işte Hazreti Osman Efendimiz'in, İmam Malik Hazretleri'nin gibi zatların mezarlıkları belliydi. Ama böyle İşte taşlarla çevirmişler. Yok işte bir tane orada taş var. Müslümanlar bir şeyler yazmışlar, oraya koymuşlar. Belli gidici onlar da. Yıkacaklar yani onları da. Hatta öncesinden Osmanlı'da Hazreti Osman Efendimizin orada türbesi varmış. İmam Malik'in türbesi varmış. Sahabe efendilerimizin türbeleri varmış. Küçük küçük belli yani. Ondan sonra Ehl-i Beyt Hazretlerinin orada
türbeleri varmış. Bunları yıkmışlar zaten yavaş yavaş. Bu tip şeylerin hepsini yıkıyorlar ve ardından biz 92-2004'te ben tekrar zaman içerisinde Ömre'ye gitmeye başladığımızda baktım ki yıkıyorlar hepsinde. Bir kroki elime geçirdim ben. Böyle bir kroki, kim nerede yatıyor diye. Şimdi o krokiyi de bulacağım inşallah. Allah'tan bir şey gelmez. Kitaplığı komple indireceğim, bulacağım onu. Onu kafama taktım çünkü. Arkadaşların eline vereceğim bir kroki olarak ama şu anda Cennetül Baki mezarlığında kimin nerede gömülü olduğu belli değil. Bir tane mezar taşı bırakmadılar. Bir tane sahabelerin, sahabe efendilerimizin, ehli beyt efendilerimizin, ehli beytin kabristanları belli değil. Hepsini de yok ettiler. Bu dini bir mesele değil. Bu onların, Allah affetsin, siyasi durdukları bir şey. Katılmıyoruz ona. Bunu tabii onların gerekçeleri şu, insanlar işte bu türbelerden bir şey istiyorlar, şirke düşüyorlar diye gerekçeleri var. Bizim türbelerden bir şey isteme gibi bir durumumuz, konumumuz yok, bir şey istemeyiz de zaten. Bizim inancımız da o değil. Allah bizi affetsin. Hocam, zikre ya da semaya başlamadan önce niye abdest almak gerekir? İslam'da bütün ibadetler abdestle yapılması gerekir. Bazı ibadetlerde abdest farzdır ama nafile ibadetlerde abdest olmasa da olur ama abdest olunursa daha iyi olur. Teşekkürler. Soru yoksa gidebilirim. Sen soracaksın. Efendim, sahabenin bir tanesi Hazreti Ayşe validemize geliyor. Diyor ki, ya Ayşe diyor, benim diyor kalbime kötü vesveseler geliyor. Hazreti Ayşe validemiz de ona Allahu Ekber zikrini çekmesini söylüyor. Ne diyor kalbim? Kalbime diyor kötü vesveseler geliyor, yani kötü düşünceler geliyor diyor. Hazreti Ayşe validemiz de diyor ki ona Allahu Ekber zikrini çekmesini tavsiye ediyor. Bugün de bir hadis-i şerif okumuştum. Bir tanesi sahabenin bir tanesi Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor, ben çok borçluyum deyince Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki ben Resulullah'tan bir hadis, bir dua öğrendim diyor. Bunu okursan diyor dağ kadar borcun da olsa hepsini Allah'ın yardımıyla ödersin diye bu tarz işte zikirler, virtler tavsiye edilmiş sahabeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Bu noktada bunları çekilmesinde veya sorulmadan, yani müsaade alınmadan çekilmesi bir beis yok. Yani bir zikir, bir tesbihat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tarafından beyan edildiyse, söylendiyse veyahut da sahabe efendilerimiz onu bu noktada tavsiye niteliğinde söyledilerse bizim yolumuzda bunların, bu virtlerin yapılmasında bir beis yoktur. Çünkü sünnet-i Resulullah ile sabit olan bir duayı, bir zikri engellemek, Allah muhafaza eylesin, İnsanı küfre de götürebilir. Ama bazı insanlar bu meseleyi kendi kendilerine virt edinip, bunu böyle farklı noktalara götürürlerse sıkıntı yaşayabilirler. Ama bir kimse sonuçta tavsiye niteliğinde, borcu olan bir kimse bunu okursa, evet biliyorum o hadis-i şerifi, biiznillah diyor, dünyalar kadar borcu olsa o ödenir inşallah. Onlar da yapmakta bir beis yok. Bir soru daha soracağım. İnsan öfkelendiğinde daha mı güçlü olur? Efendim? İnsan öfkelendiğinde daha mı güçlü olur? Öfkenin yoluna bağlı. Evet, öfke insana bir güç verir ama öfke eğer ki mümin bir kardeşimize ise, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza, etrafımıza ise bu öfke şeytanidir.
Bu öfke methedilmemiş. Ama öfke nefsimize ise veyahut da Kur'an ve sünnet dairesinde haram olan bir şeyse, eyvallah. Öfke tabi insanın enerjisini arttırır. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Namazla ilgili düşünürken Miraç'ta farz kılınan bir ibadet ve bütün peygamberlerin kılındığı söyleniyor ve hepsinin namaz kılma şekli farklı diye düşündüm. Hazreti Peygamber namaz hepsinde aynı mıydı? Mesela işte aynıydı. Soru bu. Şekli, rükunları, her şekli edebiyle. Mesela namaz farz kılınmazdan önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke döneminde namaz kılıyordu. Aynı şekilde kılınıyordu. Orada düşününce acaba dedim kendi haliyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kendine has bir şekil miydi? Yok. Ve mesela ikinci secdenin hikmetini düşündüm ondan sonra. İkinci secdenin hikmetini, her şeyi tek yapmayı severdi ya. Ve namazda genel olarak. Şimdi o yapmadıysa Allah-u Teala'nın o zaman emriyle ve öğretmesiyle eğer namaz şekli ortaya çıktıysa her şekliyle. İkinci secdedeki hikmet nedir? Ya normalde bunun üzerinde herkes kendince bir şey söylemiş. Birinci secde senin doğumun, ikinci secde de senin ölümün olarak gör. Ben öyle görüyorum. Efendim bir dervişin yol yürümesi için ne yapması lazım? Bir dervişin yol yürümesi için ne yapması lazım? Anlayamadım. Bir dervişin yol yürümesi için ne yapması lazım? Yol yürümesi için ne yapması lazım? Topa güzel vurması lazım. O futbol oynuyor da ondan sonra bir böyle ne o güzel bir estanteneyi bana gönderdiler böyle. O yüzden hoşuma gitti. İşin latifesi. Tabii bu konuda hadisi kutsi açık. Bir kimse farzları yerine getirmekle Allah'a en sevimli işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır ve Allah'ı sever. Yol bu. İnşallah. İnşallah. Efendim hoş geldiniz. Ben bir kitapta şöyle bir cümle okumuştum. Sufi dünyanın içinde dönen değil, dünyayı kendi içinde döndürendir. Şimdi cümlenin ilkini anladım da ikincisi yani sufi kendinde dünyayı kendi içinde nasıl döndürebilir? Bunun ne anlama geliyor? Ne yapacak dünyayı kendi içinde döndürüp de dünya onun etrafında dönsün? Semanın da aslında bir şeyi böyle mi? Yani dünyayı kendi içinde döndürmek gibi mi? Dünyayı ne içine alsın ki? O öyle söylemiş. İlla onun söylediğine katılmak zorunda değilim. Benim nazarımda sufi neden dünyayı içine alsın ki? Sufi öylesine sema etsin ki bütün varlık alemi onun etrafında dönsün. Ve onun içini kaplayacak olan da hiçbir yere sığmadım mümin kulumun kalbine sığdığım gibi diyen Zat-ı Mukaddes sığsın. O sözü söyleyene atıfta bulunmak istemiyorum ama o biraz o dünyaya kaymış. Dünyada kalmış o. Sufi dünyada kalmayandır. Sufi öylesine sufidir ki semazen sema eden öylesine sema eder ki sema edenin gönlünde kalbinde ancak Allah vardır. Ve gönlünde kalbinde ancak Allah olan bir kimsenin etrafında bütün varlık sema eder. Varlık onun etrafında olur. Neden o dünyayı, dünya bir cifedir demiş. Cifeyi neden içine alsın semazen? Dünya cifedir, cifeyi neden içimize alalım? Ne yapayım dünya benim içimde olsa ne olacak ki? Hiçbir işe yaramaz. Benim içimde olması gereken o. Ben öylesine sema ederken Allah diyeyim ve o hiçbir yere sığmayan gelsin o mümin kulun kalbine sığsın. Ve mümin kalbine oturduysa
O zaman bütün varlık mecazdır, varlık zaten. O zaman bütün mecaz onun etrafında sema eder. Çünkü varlığa can veren, varlığa ruhunu üfleyen, varlığa hayat veren o semazenin içindeyse bütün varlık zaten onun etrafındadır. Söyle ona kimse kumda oynasın biraz. Semazen, yani sema ederken kalbinin üzerine bakar ya, kalbinin üzerine bakmasının bir sebebi kalbine ayardan bir şey gelmesin, mecazdan bir şey gelmesin. Kalbinin üzerine odaklanır, kalbinde hep Allah olsun. Ve her çarkta Allah, 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 Allah. Kalbinde Allah sevgisinin olanın içinde dünya olur mu? İki sevgi bir arada olmaz. Bir yerde Allah var ise orada mecaz yoktur. Orada mecaz varsa orada Allah yoktur. Haşa. Efendim Peygamber Efendimiz döneminde mehter yokmuş. Şimdi neden var peki? Efendim? Peygamber Efendimiz döneminde mehter yokmuş. Şimdi neden var? Mehter. Mezhepler. Mezhep. Ha evet. Yo vardı. Kim diyor yok diye? Yok diyen kim vardı? Duyduğunuz öyle. Öyle çıkıyor bir iki tane şarlatan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında mezhep yoktu diyor. Ben de vardır diyorum. Vardı diyorum ben. Bakıyor şimdi öyle deyince. Bir böyle, çok affedersiniz, özür dilerim, profesörlere laf söylemek istemiyorum ama profesörün birisi yoktu dedi, vardı dedim ben. Vardı deyince baktı. Nasıl yani dedi. Olmadığını nereden iddia ediyorsun? Ne ilmin var bu konuda dedim. Yoktu diyenlerin ilmi ne? Yok. İlimleri yok. Ama ben vardı diyorum. Ben şimdi size Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin uygulamasını söyleyeceğim. Yemen'e vali gönderiyor. Neyle hükmedeceksin? Kur'an'la ya Resulallah. Bulamazsan senin sünnetinle ya Resulallah. Bulamazsan kıyas ederim ya Resulallah. Aklederim, fıkıh ederim. Tebessüm ediyor. Aferin. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanında mezhep var. Eğer bunun adına normalde mezhep ne demek? Bir şeye fıkıh etmek demek. İslam'da bu yol kapalı değil ki. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bir kimse bir şeye fıkıh eder, isabet ederse 10 sevap alır. Fıkıh etti, isabet edemedi, bir sevap alır. Şimdi diyorlar ki Peygamber Efendimiz'in zamanında mezhep yoktu. E bu hadis-i şerif ne? Veyahut da Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretlerinin oğlu Abdullah'la alakalı, o fakihtir diyor. Gidin ona tanışın. Veya başka bir sahabeye diyor ki Allah seni fakih eylesin, dinde fakih eylesin. Dua ediyor. Dinde fakih eylesin. Ne demek? Sen fıkıh et. Sen içtihad et. Demek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin döneminde de içtihad etmek var. Ve aynı zamanda da mesela en büyük fakihlerden, içtihad edenlerden birisi Hazreti Peygamber Efendimiz. Kapıyı aralayan o, yolu açan o. Mesela hani bir kadın biraz yaşlanınca kocası da ona sen benim annem gibisin dedi. Sen benim annem gibisin deyince kadın koşa koşa geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gece de olmuştu. Kapısına dayandı. Hazreti Peygamber Efendimiz çıktı. Hazreti Ayşe annemiz diyor. Onu ben diyor dinlemek istedim, duymak istedim. O kadar fısıldaşaraktan konuşuyorlardı ki Hazreti Ayşe annemiz kıskanç. Kadın hatta Hazreti Peygamber Efendimiz'in cübbesinden tuttu. Dedi ki ya Resulallah böyle 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 oldu.
Çocuklar büyüdü, ben yaşlanınca kocam böyle dedi bana, benim durumum ne olacak deyince, bakın Hazreti Peygamber Efendimiz önce durdu. Dedi ki, seni eski İbrahim'i olarak, eski İbrahim olarak, eski dinlerden, önceki dinlerden içtihat ediyor. Diyor ki, sen o içtihada devam ediyor, bakın eski fakihi, eski fıkıha devam ediyor. Diyor ki, senin öyle olman lazım. Olmaz ya Resulallah diyor. Bakın Hazreti Peygamber Efendimiz eski aktin devamını söylüyor. Çünkü İslam dinin devamı, onu söyleyince herhalde diyor boş olman lazım. Olmaz ya Resulallah diyor. Yakasından silkeliyor Hazreti Peygamber Efendimiz'i. Ve anında ayeti kerime iniyor. Diyor ki Allah o kadının fısıldayaraktan söylediğini duydu, işitti. Ve ondan sonra işte bu meselede diyet ödenmesi gerektiğini, işte diyet ödenmesi gerektiğini olunca ayeti kerime onları da bütün hepsini de söylüyor. İşte kadın diyor ki bende şu kadar para var, o zaman ben biraz daha vereyim diyor. İşte bunu tasadduk edin, tekrar nikahınız tazelensin, geriye dönsün deniyor. Çünkü içtihad etmek, yani bir dinde fıkı etmek, yolu kapanırsa, bu kapı kapanırsa Müslümanlar günün gereklerini, günün hayat standardını, şartlarına uygun, ritmik, Kur'an ve sünnetin içinden çıkma meseleleri aydınlatamazlar. Bu sefer dindarlar köhneleşirler. Allah muhafaza eylesin. Bu yolu kapatmaya çalışıyorlar bize. Bir ya da ikincisi, yani işte mezhep yoktu, iyi. Yani bana söyle şimdi, mezhebin olmadığını söyledin. Mezhep yoktu. Peki bize bir şey söyle. Yarın öbür gün önümüze bir mesele geldiğinde biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Hangi hadis-i şerifi ölçü alacağız? Efendim? Evet. O yüzden bu biraz böyle dine faydalı olan bir şey değil bu. Bunda biraz kasıt görüyorum ben. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında mezhep yoktu diyenlere ben de vardı diye cevap veriyorum. Vardı çünkü. Bitti mi soru? Efendim, onun sevgisinin dışında hiçbir sevgi olmamalı gönülde ve eğer varsa o yoktur haşa dedik. O zaman rollerimiz var her birimizin, eş, anne, çalışan veya işte hayatın içinde sevdiğimiz veya sevdiğimizi sandığımız şeyler var, parça parça evlatlarımız var. Bunu nereye nasıl oturtacağız peki? Yani onun adına ve onun için sevmek midir? Sevgiyi birlemekle mi mümkün? Bunun yoksa nefsin sevdikleriyle gönlün sevdikleri, aklın veya kalbin sevdikleri ayrıdır. Oradan mı bakmak lazım? Bir kimse Allah'ı seviyorsa Allah'ın sevdiklerini de sever. Allah'ın sevdiklerini seven Allah'ı da seviyordur. Mesela evlatlarınızdan bile fazla sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız diyor ya. Sıkıntı yok. Sadece onları sevelim yeter yani. Burada nokta, bu meselede bizim sevdiklerimizin derecatı önemli. Eğer biz normalde çocuğumuzu Allah'tan fazla seviyorsak çocuğumuz perde oldu Allah sevgisine. Ama çocuğumuzu Allah için seviyorsak Allah sevgisine götüren bir şey oldu. Hani Hazreti Mevlana Mesnevi'de mecaz, hani o da bizim için bir haktır, yoldur mecaz olan sevgi. O taraftan da olsa bu taraftan da olsa bize delildir der. O yüzden mecaz olan sevgi o insanı hakikate götürür. Eğer biz mecazda kalmazsak. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Saat kaçta? Saat 6. 7'de mi diyelim? Peki. 7'de Mesnevi sohbetinde buluşacağız inşallah. Teşekkür ederim.